Sevgili seyirciler, ilk haberimiz eğitim dünyasından. Üniversite sınav stresi geride kaldı. Ama öğrenciler şimdi de hangi üniversiteyi tercih edeceğim telaşına düştüler. Üniversite hayali kuran binlerce üniversite adayı, üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmeli? İşte Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, tercih döneminde merak edilenleri İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mustafa Aydın'a sordu. Sayın seyirciler, Eko Pazar'ın bu programını İstanbul Aydın Üniversitesi radyo televizyon stüdyolarından gerçekleştiriyoruz. Yanımızda bu muhteşem eseri Aydın Üniversitesi'ne kazandıran Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Doktor Mustafa Aydın var. Efendim, hoş bulduk diyorum ben. Peki Kamuran Bey, ben de hem bu güzel sözlerinizden dolayı hem teşrif ettiğiniz için, bizim bu radyo televizyon stüdyolarımızı onurlandırdığınız için ben de üniversitem adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, tercih dönemindeyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında bildiğimiz kadarıyla yıllardır öğrencilerin tercihlerinde birinci sırayı yer alıyor. Peki öğrenciler tercihleri yaparken nereye dikkat etmeli? Meslek seçiminde neleri göz önüne almalı? Tabii sizler de yakinen takip ediyorsunuz. Sadece en çok tercih edilen vakıf üniversite değil, son 10 yıldır en çok öğrencisi olan da aynı zamanda vakıf üniversitesi olarak şu anda birinci sırada yer alıyoruz. Yaklaşık 41 bin öğrencisi olan, 40 bine yakın mezunu olan, 16 fakülte ve yüksekokulu, 4500 uluslararası öğrencisi, 500'ün üzerinde dünya üniversitesiyle işbirliği yapan, laboratuvar altyapısı, bilişim altyapısı, teknolojik altyapısı, sosyal iklimi ve diğer donatılarıyla beraber Türkiye'nin ilk üç arasında yer alan büyük bir dev kampüse sahip, gerçekten Türkiye'nin yüksek öğretiminde onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir üniversite, bir kurum burası. Tabii takdir edersiniz ki aslında öğrencilerimiz üniversiteye hazırlanırken yaklaşık 3-4 aşamadan geçiyorlar. Bunun birinci aşamasında daha ilk öğretimden başlayan, üniversite öncesine kadar, yani lise son sınıfa kadar öğrenciler her aşamada üniversiteye hazırlanıyorlar. Biz buna bilgi yükleme diyoruz. Yani öğrencinin bilgi yükleme dönemi diyoruz buna. Daha sonra lise son sınıfa geldiklerinde ÖSYM tarafından bir sınava tabi tutuluyorlar. Burada ne yapılıyor? O bilgi puana dönüşüyor. Sınava giriyorlar, bilgi puana dönüşüyor. Sonra ne oluyor ki tam şu anda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi nereyi seçecek, nereyi tercih edecek? O aşamaya da biz aldıkları puanın fakülteye dönüşmesi diyoruz. Buna bir başka deyişle her öğrencinin elinde bir miktar para var. Kimisinde 100 lira, kimisinde 500 lira, kimisinde 1000 lira, kimisinde 50 lira. Bu parayı nasıl harcayacaklar? Bunu o kadar güzel harcamalılar ki hayat boyu o seçtikleri meslek, edindikleri, yaptıkları bu yatırım onları memnun etsin. Dolayısıyla biz bu aşamada öğrencimize 4 temel esasta tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki paranızı doğru kullanın, paranızı doğru harcayınız ve o parayı harcadığınız zaman yarın pişman olmayınız. Nedir bunlar? 1. Seçeceğiniz meslek, tercih edeceğiniz fakülte, sizin ömür boyu yaşantınızdaki ekonomik özgürlüğünüzü sağlaması lazım. Yani o meslekten alacağınız parayla hem kendinizi, hem ailenizi, hem de sorumlu olduğunuz insanların geçimini sağlamanız lazım. O zaman bir numaraya biz ekonomi koyuyoruz. O meslek size ekonomi girdi sağlaması lazım. İkinci sıraya diyoruz ki seçeceğiniz meslek, seçeceğiniz fakülte ve bölüm moda bir meslek olmaması lazım. Yaşayan, yarından sonra da var olacak bir meslek olması lazım. Takdir edersiniz ki öğrenciler lise yıllarında bazı mesleklere özenti duyuyorlar. Hatta sosyal çevresinde ben şunu okuyorum, bunu okuyorum derken birazcık da hava atıyorlar. Fakat oradan mezun oldukları zaman iş bulabilecekler mi? Buldukları iş onlara ekonomik girdi sağlayacaklar mı düşünemiyorlar. Daha ötesi o meslekteki arz ve talep dengesini göz ardı ediyorlar. Ya tamam, sen A branşını okuyacaksın ama
Türkiye'nin ona ne kadar ihtiyacı var? Veya Türkiye'yi çevreleyen birinci kuşak ülkelerin ona ne kadar ihtiyacı var? Sen kaç kişinin arasından sıyrılarak o meslekte bir yere gelebileceksin? Dolayısıyla moda meslek olmaması lazım. Yaşayan bir meslek olması lazım. Yani popülariteye aldanmamak lazım. Aldanmamak lazım. Yarından sonra da var olması lazım. Örnekleyelim. Burada insan hayatını, insan odaklı meslekler diyoruz biz onlara. İnsan odaklı meslekler. Nedir bu Kamuran Bey? Eğitim. İnsan var olduğu müddetçe eğitmek, eğitim almak zorunda. Sağlık. İnsan yaşadığı müddetçe sağlığına ihtimam göstermek zorunda. Gıda. Yaşadığınız müddetçe yemek zorundasınız, beslenmek zorundasınız. Bilişim, teknoloji, makineleşme. Bugün gıda sektöründe içinde bilişim var. Efendim sağlığın da içinde bilişim var. Efendime söyleyeyim, eğitimin de içinde. Yani insan odaklı meslekler. Üçüncü sıraya da biz onur duyacağınız bir mesleği seçiniz. Bu çok önemli. Mesleğinizi gizleme ihtiyacı hissetmemeniz lazım. Eğer o meslekten imtina ediyor iseniz, o mesleği taşımaktan çok affedersiniz, utanç duyuyorsanız, yarın o mesleği alnınız dik, açık söyleyemeyecekseniz o mesleği seçmeyiniz. Benimsediği ve sevdiği bir meslek. Sevdiğe şimdi geleceğim zaten. Son olarak da diyoruz ki biz seveceğiniz bir mesleği seçiniz. Bunu birçok pedagoglar ve eğitimciler birinci sıraya bunu korlar hep. Sevdiğiniz bir mesleği. Hayır, ben en son sıraya koyuyorum onu. Bir mesleği az sevseniz bile o mesleğin size sağlamış olduğu popülarite, sosyalite, ekonomik girdiğiyle o mesleği sevmeye başlarsınız. Eğer o meslek size bir kariyer girişimi sağlıyorsa, bir kariyer yol açıyorsa yine sevmeye başlarsınız. Ama çok sevdiğiniz bir mesleği seçerseniz ekonomi size sağlamıyor, sosyalite sağlamıyor, iş bulamıyorsunuz. Zaten değiştirmek zorundasınız onu. En kısa zamanda ne yapıyorsunuz? Değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla üniversite adaylarımıza ellerindeki puanı, ellerindeki sermayeyi bu kriterlere göre harcamalarını, ona göre yatırım yapmalarını ısrarla söylüyorum. Buradan müsaade ederseniz sizin diğer sorunuzun da hemen alt başlığı olan, peki hangi üniversiteyi seçeceğiz? Tamam, ben şu mesleği yapmak istiyorum ama ben bu mesleği hangi üniversitede bu eğitimi almam lazım? Bakınız Kamuran Bey, buradan bütün adaylarıma sesleniyorum. Sınav sonuçları açıklanıyor. 18 itibariyle de tercihler başlayacaklar. Bugün Türkiye'nin en uç noktasından en uç noktasına, kuzeyden güneye, doğudan batıya çok rahat bir şekilde 1000 TL harcamak suretiyle ve bir gününüzü de vermek suretiyle istediğiniz üniversiteyi çok rahat görüp tekrar geri gelebilirsiniz. Seçeceğiniz üniversiteyi muhakkak gidiniz, bizzat görünüz. Doğru. Yani hayali bir üniversite seçmeyiniz. O üniversite ile ilgili ne bileyim bir takım reklamlara, bir takım propagandalara çok fazla aldanmayınız. O üniversitenin akademik altyapısına, personel politikasına, o üniversitenin sosyal yapısına, laboratuvar altyapısına, bilişim altyapısına, yayınlarına, mezunlarına, o üniversitenin mezunları nerede iş bulabiliyorlar? O üniversitenin mezunları hemen rağbet görebiliyorlar mı? O üniversitenin uluslararası ilişkileri ne aşamada? O üniversitenin dünyayla entegrasyonu, sanayiyle entegrasyonu, hizmet sektörüyle entegrasyonu, bunları teker teker incelemek durumundasınız siz. Yoksa öyle hayali bir takım bilgilere dayanarak üniversiteyi seçip yarın pişman olmayınız. Doğru. Ama illeki akademik kadrosu. Beni kim öğretecek? Benim hocalarım kimler olacak? Benim hocalarımın kalitesi ne? Bilgi kalitesi. Tabii ki bütün insana hep saygı mı sonsuz? Ama bilgi kalitesi. Yayını var mı? Patenti var mı? Araştırması var mı? Efendim Ar-Ge çalışması var mı? Uluslararası yayınlar yapıyor mu? Atıf alıyor mu? İki, o üniversitenin benim branşımla alakalı laboratuvar altyapısı. Tamam, ben gideceğim de nerede eğitim göreceğim? O zaman dağ başına da gidebilirim. Benim alacağım alandaki altyapısı var mı? Bilişim altyapısı, teknolojik altyapısı, laboratuvar altyapısı, bunlara bakacak. Sosyal iklim. O üniversite bana ne sağlıyor? Bakınız bugün Kamuran Bey, takdir edersiniz ki elbette ki fiziki mekanlar çok önemli. Ama artık eğitim sadece amfilerde, sınıflarda, laboratuvarda ibaret değil. Çünkü bu üniversite öğrencisi sosyal olaylara enterese olması lazım. Ekonomik olaylara enterese olması lazım. Siyasi olaylara enterese olması lazım. Yani biz insan yetiştiriyoruz. Biz yarın kendi toplumuyla, kendi ailesiyle, kendi ülkesiyle enterese olacak, kendi alanında onlara katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek zorundayız. Yoksa gözlüğü böyle takıp papağan gibi ezberleyip, hayır öyle bir şey yok. Bilgiyi ürüne dönüştürecek. Ürüne dönüştürdüğü bilgiye dokunacak.
ve o dokunduğu ürünün de bir ekonomik değeri olacak. Bütün bunları bir araya getiren üniversiteyi araştırması lazım. Burada da ısrarla ben öğrencilerime bunu ısrarla bu tavsiyede bulunuyorum efendim. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere üniversite ne gibi imkanlar sunuyor? Bir öğrencinin buradan bir dünya insanı olarak mezun olabilmesi için her türlü imkanı öğrenciye sunan bir üniversite öncelikle. Öğrenci üniversitede almış olduğu teorik eğitimi eş zamanlı olarak aynı hafta içerisinde öğrenci bir veya iki gün sanayiye veya hizmet sektörüne gitmek suretiyle buradaki aldığı teorik eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla başlangıçta bilginin ürüne dönüştürülmesi bugün %80 civarında İstanbul Aydın Üniversitesi'nin işe yerleştirme oranı var. Mezun yerleştirme diye bir merkezimiz var bizim. Mezun yerleştirme merkezi, yerinde uygulama merkezi, kariyer merkezi ve yaşam boyu eğitim merkezi. Bütün bu dört ayrı merkez öğrencimizin kendi alanında almış olduğu eğitime ilave olarak onun almış olduğu eğitime akraba olan, bakın bu çok önemli, akraba olan branşlarda, en az dört branşta o öğrencinin daha iyi yetişerek kendi mezun arkadaşlarından bir adım daha önde sektöre başlamasını sağlıyor. Biliyorsunuz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin diplomaları bütün dünyada tanınan bir diplomadır. Pologna prosesinin içerisindeyiz biz. Yani Avrupa Birliği tarafından tanınmış hem diplomalarımız hem az önce söylemiş olduğumuz o yaşam boyu eğitim merkezinde verilen sertifikalar da dünyaca tanınmaktadır. Yani bu insan hem lojistikte lojistik mühendisidir, aynı zamanda diksiyonda yeterlidir, aynı zamanda beden dilini çok iyi kullanır, aynı zamanda ne bileyim işte zaman yönetimini çok iyi becerir şeklinde o öğrencimizin bir adım önde hayatına başlamasını, bu acımasız ve korkunç rekabet ortamında öne çıkmasını sağlayacak bütün silahlarla o öğrencimizi biz donatıyoruz. Ve karşılığında görüyoruz zaten bugün. Bakın bugün burada sizin vesilenizle de ben bu değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Son yapılan sınavlarda 5 öğrencimiz, hukuk fakültesi öğrencimiz hakimlik ve savcılık sınavını kazandı. Hukuk fakültesi öğrencimiz. İşte şu kadar öğrencimiz mesela diş hekimliği fakültesine mezun oldu. Daha mezun olmadan öğrencilerimiz hemen hastaneler tarafından işe yerleştirildi. Siyaset bilimci öğrencilerimizden efendim kaymakamlık sınavını kazananlar var, diploma sınavını kazananlar var. Yani sadece özel sektör değil, kamu sektöründe de bu öğrencilerin yer edinmeleri bize ne yapıyor? Ayrıca bir onur kaynağı oluyor. Doğru. Dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bütün bu filozofisi, dünya insanı yetiştirmesi, 4500 uluslararası öğrenci olması, bu kampüsün içerisinde 8 dil konuşuluyor Kamuran Bey, 8 dil konuşuluyor bu kampüsün içerisinde ve öğrencimiz eğer İngilizce'de belirli bir düzey yakalıyor ise 3. dili biz öğrenciye ücretsiz veriyoruz. Yani Arapçayı, Çince'yi, İspanyolca'yı, Almanca'yı, Fransızca'yı ne yapıyoruz İngilizce'nin yanında ücretsiz veriyor. 8 dilli bir kampüs burası. Dolayısıyla öğrenci, sizler de biliyorsunuz, öğrencimizin ve kampüs 24 saat yaşayan bir kampüs ve geleceğe koşar adımlarla efendime söyleyeyim hedefine doğru giden bir üniversite efendim. Geçen öğretim yılında muhteşem bir tıp fakültesi binası hizmete girdi. Hastanemiz, tıp fakültesi hastanemiz. Evet, hastane eğitim hizmete hastane, girdi, evet eğitim hastanesi. Bu sene tıp fakültesi ile ilgili ne gibi gelişmeler var? Tabii çok büyük öğrenci gelişmeler, 60 açısından. Öğrenci alıyoruz. Bizim tabii orada şöyle bir özelliğimiz de var. Kamuran Bey, tıp fakültesi öğrencilerimize biz hem eğer ilk 1000'den girebilmişseler, ilk 2000'den girebilmişseler, ilk 3000'den girebilmişseler ki bunu kılavuzlarda görebilirler, hem ücretsiz okuyorlar hem ayrıca biz onlara eğitim, öğretim ücreti olarak ayrıca bir ödeme de yapıyoruz. Dolayısıyla tabii sizler de biliyorsunuz 300 yataklı çok modern bir hastanemiz var. Türkiye'nin ilk üçüne giren bir hastanemiz var. Dünya ile entegrasyon, hasta sayımızın yaklaşık %20'si yabancı uluslararası hastalardan meydana gelen öğrencilerimiz burada çok değerli akademisyenlerle, tıp hekim akademisyen arkadaşlarımızla eğitimlerini görüyorlar. Uygulamalı eğitim yapıyorlar. Bizzat yaşayarak ve böylece hem ülkemiz için hem dünyanın ihtiyaç duyacağı sağlık alanındaki personel yetişmesine de ciddi katkı sağlıyor. Tabii biliyorsunuz İstanbul Aydın Üniversitesi'nin büyük bir sağlık kampüsü aslında. Hem tıp fakültesi hem diş hekimliği fakültesi hem sağlık bilimleri fakültesi hem sağlık bilimleri meslek yüksekokulu olmak üzere çok güçlü bir sağlık kampüsü niteliğinde. Çok sağlık, güçlü bir sağlık altyapısı da var tabii yani laboratuvar altyapısı var. Onur duyduğumuz bir alan bu tabii efendim. Sayın Başkan, son olarak önem verdiğim bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Geçen yıl Türkiye bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı.
Çok şükür ülkemiz bu badireyi atlattı. Şimdi aradan bir yıl geçti, 15 Temmuz'un yıl dönümüne geliyoruz. Bu 15 Temmuz'da 249 şehidimiz var. Bunun dışında Güneydoğu'da polisler olsun, güvenlik güçleri olsun, askerlerimiz olsun, bunların içinde şehit olan çok sayıda insan var. Ve bunların çocukları var. Devlet bunlara sahip çıkıyor. Gerçekten devlete de müteşekkiriz. Ama Aydın Üniversitesi'nin bu konuya yaklaşımı nedir? Bizler o şehitler sayesinde bugün buradayız. Bu röportajımızı yapıyoruz. Bizler o şehitler sayesinde minarelerimizde ezanlar okunuyor. Bizler o şehitlerimizin sayesinde akşamları yatağımızda uyuyoruz. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Ve bu ülkeden başka gidecek bir ülkemiz de yok bizim. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa bütün imkanlarımızı o şehitlerimizin ve o gazilerimizin çocukları için bir seferber ediyoruz. Zaten bu kontenjanımız belli. Yıllık burs oranı %38'dir efendim. Hem Silahlı Kuvvetler Milli Savunma Bakanlığı'na bildiriyoruz. Silahlı Kuvvetler'e bildiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Efendime söyleyeyim, İl Emniyet Müdürlüklerine bildiriyoruz. Dolayısıyla bütün bu şehit ve gazi çocuklarını biz sıfır ücretle okutuyoruz. Artı bunlara yurt imkanı sağlıyoruz. Bunların yeme içmelerini de sağlıyoruz efendim. Yani Allah inşallah yaptığımız bu şeyleri de kabul eder. İnşallah onların yarasına da bir gramcık derman olmuş olur diyorum efendim. Ben de bu güzel düşüncelerinize ve uygulamalarınız için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için ve de çok teşekkür ederim. Öğrencilere de tercih edecekleri üniversiteyi hep birlikte gezmelerini tavsiye ederek evet, programımızı sonlandıralım. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Eko Pazar devam ediyor. Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya hedefine ilerliyoruz. Sanko.